Herkese selamlar. Yeni bir NFT videosuyla karşınızdayım. Ben Pırıl. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Yuga Labs'ın yani meşhur Bored Ape Yacht Club NFT projesinin yaratıcılarının yeni bir NFT projesi ve aynı zamanda oyunu. Hazırsanız gelin detayları inceleyelim. Evet, videonun başında da söylediğim gibi hem bir NFT koleksiyonu hem de bir oyun çıkarıyor Yuga Labs. Aslına bakarsanız bu Dookie Dash isimli oyunu oynamak için çıkarttığı bir NFT koleksiyonu. Silver Pass, yani kanalizasyon bileti gibi düşünebilirsiniz. Detaylarını, oyunun hikayesine zaten birazdan geleceğim. Anlayacaksınız ne demek olduğunu. Bu oyunu oynamak için bu pass'i alıyorsunuz, bu NFT'yi alıyorsunuz. Oyunu oynadıktan sonra da en sonunda nihai bir son var tabii ki. Ondan da bahsedeceğiz. Bu oyun nasıl bir oyun derseniz de skill based, yani aslında oyunu oynadıkça oyunun zorluğu da artıyor. Ve siz de en sonuna kadar gitmeye çalışıyorsunuz bu oyunda. Ölene kadar, yanana kadar, her neyse. Bu şekilde devam eden bir oyun. Belli bir tarihler arasında oynanacak bu oyun. En sonunda da kazananlar, yani en yüksek tepede olanlar için başka bir son bekliyor bize. Şimdi isterseniz oyunun hikayesine de biraz göz atalım. Oyunun hikayesini size gördüğünüz bu Yuga Labs'ın kendi yayınladığı YouTube videosundan görsellerle anlatmak istiyorum kısaca. Gördüğünüz gibi maymun Jimmy tuvalete gidiyor ve tuvalette heybetli bir zaman geçirdikten sonra bu geçirdiği zaman aslında onun uzay zaman sürekliliğini bozmasına sebep oluyor ve bu delikten başka biri çıkıyor. Ve bu çıkan birisi de gizemli birisi. Curtis'e, maymun Curtis'e bir anahtar ve bir kutu veriyor. Tabii bunun ne olduğu da belli değil. Gizemli bir kutu ve gizemli bir anahtar. Aslında Curtis'in ve diğer maymunların tabii ki bunun ne olduğunu öğrenmesi gerekirken partilemeye devam ediyorlar. Eğlenmeye devam ediyorlar. En sonunda da maalesef maymun Jimmy, bu baştaki maymun zaten, anahtarın içinde bulunduğu içeceği içtiği zaman anahtar maalesef midesinde kalmış oluyor. Ve hikayenin aslında başlangıcı buradan başlıyor. Tabii ki anahtarı çıkartmasını isteyen diğer maymunlar da onu tuvalete gitmeye zorluyorlar. Ve tuvaletin kapılarını da tamamen kilitliyor Jimmy korktuğu için. Ve anahtar aslında Jimmy'nin bir takım yerlerinde takılı kalmış oluyor. En yumuşak bir şekilde söyleyebilirim. Her neyse, görüyorsunuz ki anahtarı arama hikayesi aslında bu. Dookie Dash isimli bir oyun. Anahtarı bulmanın en kolay yolu da şimdi Jimmy tuvalette olduğu için ve anahtar onda kaldığı için kanalizasyondan gelip bir şekilde Jimmy'ye anahtara ulaşma yolculuğu. Yani oyun aslında bundan ibaret. Hikayenin yanında da isterseniz oyunun nasıl oynanabiliyor, kimler oyunu oynayabiliyor onlardan bahsedelim. Gördüğünüz gibi eğer bir tane Bored Ape ya da Mutant Ape NFT'niz varsa bir tane Silver Pass NFT claim etme hakkınız oluyor. Eğer onun dışında ek olarak Bored Ape Kennel Club isimli köpek NFT'niz de varsa farklı tierlerde farklı Silver Pass'lar yine claim etme hakkınız oluyor. Eğer herhangi bir Bored Ape ya da Mutant Ape NFT'niz yoksa maalesef bu Silver Pass NFT'yi claim edemiyorsunuz. Ama bu Silver Pass'lar ortaya çıktığı zaman, claim edildiği zaman marketplace'ten, yani pazar yerinden siz de bunu alıp oyuna dahil olabiliyorsunuz. Oyun nasıl oynanıyor ya gelirsek, Silver Pass'ınızı aldıktan sonra, bu NFT'yi aldıktan sonra bu ayın 17'si ve Şubat'ın 8'ine kadar bu aralıkta oyunu oynayabileceksiniz. Aynı zamanda oyunu istediğiniz kadar o tarihe kadar oynayabiliyorsunuz ve o tarihe kadar oynadığınız oyunlar skorunuzu tabii ki etkiliyor ve en sondaki nihai skorunuz ayın 8'inde belirlenmiş oluyor. Oyunun içerisinde yine tabii ki sewer'dan, yani kanalizasyondan geçerken oyunu oynadığınız süre boyunca çeşitli itemler topluyor oluyorsunuz. Bu itemlerin de sizin skorunuza katkısı olacak oyunun sonunda. Oyunun içinde ApeCoin'i de kullanmışlar. Eğer boost istiyorsanız, yani canınızın yüksekliğini arttırmak istiyorsanız ApeCoin'le beraber de bunu yapabiliyor olacaksınız. Oyunun sonunda ne oluyor derseniz, ayın 8'inde oyun bitiyor ve ayın 15'ine kadar, Şubat 15'e kadar oyuncular beklemek zorunda. Ayın 15'inde de The Summoning isimli etkinliğe, event'e katılım sağlayacaklar ve bu sayede ne kazandıkları, hangi NFT'nin neyi kazandığı ortaya çıkmış olacak. Bununla ilgili henüz daha fazla bir detay verilmemiş. Muhtemelen ilerleyen günlerde, belki de oyun bittikten sonra açıklamalar yapılır diye düşünüyorum. Evet, bugünkü videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.